Merhaba arkadaşlar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da 17 Kasım Perşembe gününde tamamladık. Evet arkadaşlar uzun süredir görmediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Borsa İstanbul günü %3.45 oranında eksi de kapattı arkadaşlar. Özellikle 10-15'te bütün Borsa İstanbul'da bulunan hisseler sert bir satışıydı. 10 dakika sonra ufak ufak toparlanmaya çalıştı ama çoğu toparlanan toparlandı. Toparlanamayan toparlanmadı. Ve endeksi yukarıda tutan Sasa, Hektaş, Kontere e, e, gibi hisseler e, maalesef bugün ne yaptı arkadaşlar? Eksideydi. Mesela şişe cam eksideydi. Endeksi yukarıda tutan hisselerden birisi. Eksideydi. Şişe cam mesela %3 gibi eksideydi. Ereğli bile eksideydi arkadaşlar 0.30'larda en son. Birazdan bütün hepsini inceleyeceğiz ve bu saydığım 4-5 hisse zaten endeksi yukarıda tutan hisselerden bir hisseler olarak biliniyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar lütfen hatırlatalım. Burada vermiş olduğumuz bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Muhabbet eder gibi yapıyoruz, konuşuyoruz. E, yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca arkadaşlar lütfen Lütfen kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Kanalımız küçük büyütmeye çalışıyoruz. Abone olup bildirim zilini açarsanız biz de bu yönüyle kazançlı çıkmış oluruz. Evet dostlar. Dün akşamki e, bu haberimde yani takip ettiğimiz 6 hissenin gün sonu haberinde aslında e, bazı hisselerle ilgili, Sasa bektaş ile ilgili e, dilime varan ama var, e, çoğunu söylemediğim e, ifadeler kullandım. Yani dün akşamki videoyu tekrar izlerseniz ya da dinlerseniz e, bazı şeyler söylemeye çalıştık arkadaşlar. E, bu ben dedim manasında değil bu ifadelerim çünkü ben burada bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum ve benim de hisselerim olan e, portföyümde bulunan hisselerden bahsediyorum. E, ama kesinlikle hiçbir hissenin de e, böyle şey olarak tam, tamamen bir hisseye bağlılığım da yoktur benim yani pozitif bir insanım ve e, karamsallığa da düşmem mesela bugünkü Sasa ve Hektaş'ın ve Konterra'nın e, görmüş olduğu tabandan sonra kesinlikle hisse satışı yapmadım yani yapmam da zaten bazıları için bu tabanlar bazı durumlarda alış fırsatıdır arkadaşlar bunu da lütfen unutmayın ama şunu net bir şekilde söylüyoruz e, biz burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz lütfen bunu göz ardı etmeyin Evet arkadaşlar şimdi hisselerimizi bir inceleyelim. Bakalım bakalım bugünkü durumları dalgalanmaları nasıl olmuş. Evet Sasa arkadaşlar başlar başlamaz gün içerisinde satışta başladı zaten. Ee, bir 10-10 sendrom var orada bile bir etkisi olmadı ama 15-20 sendromda biraz yükseliş gibi oldu. Çok ufak bir kıvıldanma fakat sonra e, taban olarak devam etti arkadaşlar Sasa hisseleri. 5 günlük durumunda baktığımızda da %12.55'lik bir kazanç görüyoruz. Evet devam ediyorum. Durum zaten ortada. Ve dün konuştuk bunlarla ilgili gerçek durumlarını. Ve hissenize e, güveniyorsanız yapılan yatırımlara güveniyorsanız panik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ama her zaman da şunu söylüyoruz. E, hiçbir zaman her zaman... E, tavan tavan gitmek yerine endeks üzeri 1-2 puan kazanç çok çok iyidir. Sağlam basar ve Hektaş'ta aynı şekilde alışkanlık güncelleme yapıyorum. Halbuki e, süre bit 18 geçtik. Evet Hektaş'ta arkadaşlar satışla başladı ve 9.97 ile arkadaşlar gördüğünüz gibi taban yaptı. Hektaş'la ilgili ile ilgili bugün iki tane haber yaptım kanalımda görmüşsünüzdür. Birincisi o yakın 30 milyon üzerinde hektar hissesini dün satması ve bugün de bu satılan adet hisse adet kadar aslında tarım kredinin elinde olan hisselerin o daha önceden Ağustos ayındaydı sanırım satılması arkadaşlar ve tarım kredide kazan kaynıyor şu anda diyorlar. Daha fazla bilgiler var ama bunları net olarak ifade anlamadığım için ya da alamadığım için net olarak ifade edemiyorum. Evet Hektaş'ta da durum bugün e, gördüğünüz gibi arkadaşlar başlar başlamaz zaten taban olarak devam etti. E, yarın Yarın da kritik bir gün. Hektaş ve Sasa için ve aynı ayrıca hemen kontrolere de bakalım. Kontrolmatik de bugün tabandaydı. 9.97. E, üçü için de kritik bir gün arkadaşlar. Taban taban gideceğini zannetmiyorum ama giderse de e, mutlaka bunun bir alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini de düşünüyorum. E, kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik e, borsanın kırmızılığına ve Sasa, Hektaş ve gibi diğer endeksi yukarıda tutan hisseler olarak, hisselerin e, rüzgarıyla düştü arkadaşlar. Evet, rüzgarıyla düştü çünkü e, kontrolmatik e, baktığınız gibi 12'lerde yukarıdaydı. Çok fazla bir şey yoktu ama sonra tekrar düşmeye başladı. Çıktı. 12'de yukarıya çıktı. Bugünkü açılış değerini üstüne gördü. Fakat sonra tekrar düşmeye başladı ve maalesef kontrolmatikte tabandan kapattı arkadaşlar. Saat 16'dan sonra zaten taban görüldü. Evet devam ediyorum. Yavotek Yönetmen Rez enerji ve endüstri mühendislik. Aynı şekilde kontrol matiğin e, psikolojisini yaşayan bir hisse Yötek e, çok iyi gidiyordu. Özel, tamam baştan bütün borsa İstanbul satışa başladı. Fakat Yötek arkadaşlar 11:40'dan sonra bir yükselişe geçti. Açılışı 119 olmasına rağmen 110 olmasına rağmen 119 liraya çıktı. Fakat sonra tekrar satışlarla saat 17'den sonra da hisse taban olarak kapattı arkadaşlar. Evet dördü de dün dördü de tavandı bugün dördü de taban olarak kapattı arkadaşlar. Gelelim fazla taban olmayan fazla tavan olmaya olma ihtimali olmayan ama bana göre bugün BIST 100 endeks kadar düşmesi bile fazla olan şişe cama. 10, 10, e, karamsallığında bir satışı yedi arkadaşlar. Sonra bir daha da hiç yukarıya çıkmadı. Hep düşüş ve günü 3.81 negatifle kapattı arkadaşlar. E, açılışı 35.16 idi. E, 33.42'ye kadar da düştü fakat sonra ufak bir, bir kıpırdanmayla 33.82'den kapattı şişe cam. Şişe 5 günlük zararı da %5.79'a çıktı bu arada arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Ereğli Ereğli. %0.38 bugün negatifteydi arkadaşlar. Ereğli e, bu kırmızı rüzgarına e, sert rüzgara karşı ayakta durmayı başaran bir hisse olarak görüyorum ben. E, ve Elbor endeksi de daha fazla düşürmedi. Çünkü bakarsanız e, yine 10 10 sendromunda satış yedi Ereğli. Fakat sonra e, yukarıya doğru çıktı ve bir ara arkadaşlar Ereğli bugün 38.12'yi bile gördü. Evet 38.12'yi bile gördü. %2 gibiydi sanırım o zaman. Ee, kazancı ve inanılmaz bir durumdaydı. Endekse göre fakat sonra bütün borsa İstanbul'da olduğu gibi tekrar haneli yani yavaş yavaş satışlar yedi ve paralel olmazsa da 0.38 negatifte kapattı. Evet dostlar bugünün özeti ee, takip ettiğimiz 6 altı hissenin altısı da kırmızıda gördüğünüz gibi. Ee, lütfen panik olmayalım. Ee, bunlar olacaktır. Çünkü biz seviniyorsak hepsi arttığında e, onların düştüğünde de ona göre kendi gardımızı almamız gerekiyor. Eğer e, bu kırmızı rüzgar 1 iki gün devam ederse iyi bir alım fırsatı doğar. Ama Borsa İstanbul şu anda görüldüğü üzere arkadaşlar... Ee, çok çok düşük fiyatlarda fiyatlanıyor. Yani insanların Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, Yoyotek bu kadar arttı, bu kadar arttı, şudur budur demelerine fazla bakmayın. Zaten enflasyonun durumu ortada. Ee, bunla, bu ifadelerle birlikte bu rüzgarı yaşadık. Özellikle bugün Sasa ve Hektaş'ın düşmesi normal olabilir. Özellikle Hektaş'ın niçin? OYAK bir gün önce çok büyük bilgilerde bir satış yapmış oyak bunu bazen yapıyor ve niye yaptığını ben bugün yayınladığım videoda anlatmaya çalıştım. Daha önce de anlatmıştım. Ee, Sasa ve Hektaş'ın düşmesi Yeotek ve Kontrolmatik'i de düşürdü. Yani rüzgar ve bunlar taban tabanı taban yaptı arkadaşlar. Taban tabanı çekti. Ee, evet, Borsa İstanbul'da zaten BIST 100'ü göstermeyi unutmuş olabilirim. Şöyle göstereyim. Güne %3.45 negatifte kapattı arkadaşlar. Evet dostlar lütfen burada vermiş olduğumuz bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını bir söyleyelim önce. Biz burada dostane muhabbet var bir şekilde sizlerle muhabbet ediyoruz. Yatırımlarınızı kendi fikir düşüncelerinize göre şirketlerin geleceklerini yapınız. Bana kalırsa hangi şey olursa olsun lot sayısını çoğaltmak lazım. belli başlı benim kafamda olmayan e, sektörler değil de hisseler var mesela ama hiç almayacağım. Diğer türlü bütün lotların düz olduğunu düşünüyorum. E, yani lot sayısını çoğaltmak lazım. Ve arkadaşlar lütfen lütfen e, enseyi karartmayın yani. Ense, enseyi karartacak durum yok. Şu anda hepimiz sağlam durmamız gerekiyor. Ve bir günlük bu Borsa İstanbul'daki düşüş hiçbir şey değildir. Daha ne günler yaşayacağız inşallah. Evet arkadaşlar fazla uzatmayayım. Uzadı yine video. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Kanalımız küçük bir kanal büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olun lütfen. Bize destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz aktif. Buradan cüzi rakamlar aylık olarak bize katılarak e, destek olabilirsiniz. Lütfen burada verdiklerinizi yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize bol bol kazançlar.